Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki videomuzun konusu TULSI. Toolsy. TULSI'de Keyword Search kısmını nasıl kullanabilirsiniz? İşte bunu kullanırken neler yapmanız gerekiyor? Araştırmalarınızı veya analizlerinizi nasıl daha derinleştirebilir? Rakiplerinizi de göre biraz daha fayda sağlayabilirsiniz. Veya çalış, ürün sattığınız kategoriyi nasıl daha iyi anlayabilirsiniz ilgili bir video olacak. TULSI Keyword Search kısmını baya bir hızlandırdık. Şimdi videoda görürsünüz. Umarım beğenirsiniz. Birkaç tane daha yeni özellik ekledik. Bunların hepsinden şimdi adım adım bahsediyor olacağım. Tulsi.io'ya giriş yaptığınız zaman eğer üye değilseniz buradan sağ taraftan üyeliğinizi başlatabilirsiniz veya create your account kısmından üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Tulsi bu arada ücretsiz arkadaşlar. Aa, ücretli özelliği de var, ücretsiz kısmı da var ama bugün anlatacaklarımın hepsini ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Eğer daha önce iyi olduysanız burada sizin adınız yazılacak. Buraya tıklarsanız da direkt dashboard'a yönleniyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi işte Tulsi'nin dashboard'u var. Hemen keyword search'a tıklayalım. Neler yapıyoruz görelim. Buraya işte aramak istediğimiz anahtar kelimeyi yazıyoruz. İsterseniz bu ekranda neler var neler yok. Hangi bilgilere erişebiliyorsunuz onlardan bahsedeyim. Burada az önceki yaptığınız anahtar kelime yani şu yaptığınız anahtar kelimenin Etsy'deki karşılığında Etsy'deki popülerliğini gösteriyor. 25.5 milyon. Etsy'deki en popüler anahtar kelimelerden bir tanesi bu. Yaklaşık 25 milyon yakın sonuç var. Buradaki i harfine tıklarsanız buradaki renkleri görebilirsiniz. İşte bu renk size bu anahtar kelimenin ne kadar zor olduğunu veya kolay olduğunu anlatan renkler ve yanlarında da işte aa, hangi aralıkta olduğunu gösteriyor. Onun dışında burada Google Trends var. Sizin son 3 senesini görebiliyorsunuz. Mevcut bulunduğumuz sene 2021, 2020. Sağ tarafta filtreler var. Aa, i̇şinize yarayacağınızı düşündüğümüz filtreler var. Şimdi bunları da kullanırız birazdan. Burada bu kısımda da bir ürünle ilgili işte bu, bu ürün kaç defa ziyaret edilmiş, kaç favori almış, ürünün fiyatı, e, eklendiği tarih Burada minik bir hata var. Bazılarında yanlış gösterebiliyor burayı. Bunu güncellemeye çalışıyoruz. Birkaç güne güncellenecek bu. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken de güncellenmiş olur. Herhangi bir sorun olmaz. Burada bu ürüne ait anahtar kelimeleri görebiliyorsunuz. Sağ tarafta hangi kategoride olduğu, kaç günde bu ürünün kargoya verileceği ve bu ürün etsi eklenirken satıcının eklediği materyali görebiliyorsunuz. Farklı farklı materyaller olabiliyor. Burada sağ üst köşede de Keyword Hunt diye bir şey var. Bu şey işe yarıyor. Bu yaptığınız arama sorgusundaki kullanılan en çok anahtar kelimeleri sizin için listeliyor. Yani buradaki ilk yüz sorguyu alıyor. Yaptığınız arama Jeoliver ise bu arama sonuçlarının içindeki ilk yüz ürünün anahtar kelimelerini alıyor. Ve bunların içinde en çok kullanılanları size sıralıyor. Şöyle açacak olursak. Bu da one phrase dediği bir kelime. Bu da gördüğünüz gibi bir kelimeden oluşan en çok kullanılan anahtar kelimeler. İkiye der, ikiye tıklarsanız bu şey işe yarıyor. İşte şunu anlatıyor. İki kelimeden oluşan anahtar kelimelerin en çok kullanılanlarını görebiliyorsunuz. Üçe de tıklarsanız bu da şu işe yarıyor. Burada da işte üç tane var. Bunlar da aslında daha çok long tail bulabilmeniz için bir özellik. Burada farklı arama sorgularında farklı sonuçları görebiliyorsunuz. Ama long tail, long tail anahtar kelimeleri bulabilmeniz için epey işinize yarar diye düşünüyorum. Onun dışında en önemli yere gelecek olursak filtreler. Bu şu işe yarıyor. Mesela 2022 yılları içinde kullanıcılarla etkileşime girmiş anahtar Kullanıcılarla etkileşime girmiş anahtar kelimeleri bize gösterecek. Yani 2000 daha önceden herhangi bir etkileşim aldıysa veya etse eklenirse size göstermiyor. Böylece arama sonuçlarınızı güncel arama sonuçları olarak filtre edebiliyorsunuz. Search dersek buradan şimdi böyle sonuçlar gelecek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu ürünler var. Buradaki en önemli konulardan bir diğeri de şuradaki yukarı aşağı olan minik filtre okları. Bu favoriye tıklarsanız bu arama sorgusunun içinde... En popüler olan ürünleri görebiliyorsunuz. View derseniz izlenme sayısına göre bunları size sıralayacak. Tulsi. Şimdi favoriye göre gene devam edelim. Ee, neden favoriye göre devam ediyoruz? Onu söyleyeyim. Bir ürünün favori sayısını manipüle etmek daha zor. Views farklı ee, farklı sonuçlar üretebiliyor. Yani şöyle, bu, bu ürünü satan kişinin çok büyük sosyal medya hesabı varsa çok popüler sosyal medya hesapları varsa buradan çok fazla trafik çekebiliyor. Ama satış yapmış mı yapmamış mı bunu bilmek bir tık daha zor oluyor. O yüzden kullanıcılarla etkileşime giren yani favori alan ürünleri incelemek daha iyi. En azından benim için benim fikrim bu yönde. Şimdi bu kısma geri geleceğiz. Buradan isterseniz de şunu yapabiliyorsunuz. Bana derseniz ki 35 dolarıyla 50 dolar arasında yani sizin sattığınız ürünler varsayalım ki 35 ile 50 dolar ürün bandında. Bana bunlara göre filtrele ederseniz bu arama sorgusunun içinden size 35 ile 50 dolar ürün fiyatı arasında olan ürünleri listeleyecek. toolsi. Burada görüyorsunuz işte 35 sterliğinden sterlinden başlayıp farklı para birimlerine göre gidebiliyor. Şunu şöyle kapatacak olursak şuraya favoriye göre gene dizelim. İşte buradan gene en çok etkileşim almış ürünleri görebilirsiniz şimdi bu 35 dolara göre filtre ettiğimiz bunu da anlattığımıza göre şimdi aa, favori sayısına göre diyebiliriz mesela buraya 200 500 dersek de 200 ila 500 favori arasındaki ürünleri gösterebiliyor size full Gördüğünüz gibi minimum saklak sayı 200. Filtreye tıklarsanız en fazla da 500 favori almış ürünleri listeleyecek. Burada sağ tarafta da currency var. Bu para birimine göre filtre yapabiliyorsunuz. Bunu isterseniz de ülke olarak da kullanabilirsiniz. Yani Amerika'daki birisi kolay kolay gidip de sterlin üzerinden bir mağaza açmaz. Eğer buradan Türkiye'yi seçersek de işte mağazasının para birimi Türk olan hesapları gösterecekse onları filtre edecek. O kadar detayına girmeyeyim artık. O kısmını kendiniz yaparsınız. Bazen böyle ürünlerinde 500 favori almış olmasına rağmen hiç etiketleri olmuyor. Burada eğer T harfini görüyorsanız bu Tools ünitesi bu ürün muhtemelen Etsy'den kaldırılmış olabilir. Veya evet bu ürün Etsy'den kaldırıldığı için sadece T harfini gösteriyoruz. Bu zaten 1-2 gün içinde bu üründe bu listede bizden kalkar. Neyse şimdi buradan 0 ve 0 diyelim. Yani filtreyi hiçbir filtreyi kullanmadan tekrar Jewelry search yapıyoruz. Ve karşımıza gelen sonuçların içinden daha neler yapabiliriz? Aramalarınızı nasıl daha derinleştirebilirsiniz? Onlara bakacağız. Şuradan favoriye göre gene göre, göre gene diziyoruz. Dilim dönmedi ama çok pardon. Sıfır dediğimiz için sıfır olan yani hiç review aa, favori almamış ürünleri bulmaya çalışıyor garibim. Evet. Şuradan işte mesela bir tane ürün bulacak olursak Şöyle bakalım hangi mağazalar varmış. Mesela şu ilginç bir ürün işte. Şöyle buna tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi bu ürünün bugüne kadar aldığı view sayısı, aldığı favoriler, para birimi 1768 günden beri Etsy'de listeleniyormuş. Şuradan tıklayalım bakalım. Etsy'de ürüne hızlıca burada böyle duruyor. Zaten Etsy pick olmuş bir ürün. Aa, bunun dışında şurada iki tane düğme buton var. CA ve SS. Bu Competitor analiz bu da shop search. Bunlar için birazdan bahsedeceğim. Buradaki anahtar kelimelerin hepsini isterseniz şuradan kopya ol derseniz kopyalayabiliyorsunuz. Şuradan bir not defter açayım. Ctrl V derseniz bunları buraya kopyalayabiliyorsunuz. Veya çalışmalarınız neyse Word, Excel veya Notepad nereyse oraya kopyalıyor, kopyalıyor tools sizin için. Şurada include keyword difficulty ise tıklarsanız da buradan kopya ol derseniz anahtar kelimelerin yanlarındaki yazan, anahtar kelimelerin yanında yazan popülerliğini gösterecek. Popüler değil ile beraber size kopyalamayanıza yardımcı olacak. Bazı kullanıcılar bunların olmasını istiyor, bazıları istemiyor. Bize böyle basit bir çözüm bulduk. Bunun dışında CA'ya gelelim isterseniz şuradan şu ürün buna tıkladığımızda yani şu soldaki CA Competitor analize tıklarsak karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ürün ilgili bilgiler alacak. Bu ürün açılırken şunu Etsy'de ben açayım. Benzer birkaç tane ürün bulayım size hemen. Şuradan. Bir. 2 3 Şu ürünlerin de linklerini alırsak tam ne yapmak istedim çok daha iyi anlayacaksınız. Bu competitor analize geldiğinizde buraya ilk başta kendi ürününüz veya istediğiniz herhangi birinci ürün burada duruyor. Yan tarafa isterseniz ikinci ürünü koyup enter'a basarsanız bu ürünle ilgili bilgiler gelecek. İkinci ürünü alalım. şunu da alıp kopyalarsak Bunun da iptalmesini bekleyin. Bu şu işe yarıyor. Aa, kendi ürününüze yakın birebir yakın ürünleri karşılaştırmak isterseniz bunların dördünü yan yana açıp bunları karşılaştırabiliyorsunuz. Eğer bunlardan herhangi birini kapatmak isterseniz şu çarpı ikonuna basarsanız kapanıyor. Burada minik bir özelliğimiz daha var. Epey bir işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Burada yanında okuyamadığınız anahtar kelimeler olursa burada alt kısımlarda bunları tıklarsanız böyle açılıyor. Zaten kopya derseniz de kopyalanıyor bunda. Burada göstermek istediğim şey şu. Şurada kategori yazan yere tıklarsanız Pendants kategorisinde en çok kullanılan anahtar kelimeleri Tulsi burada sizin için listeliyor. Yani bu kategoride en çok kullanılan anahtar kelimeler buymuş. Eğer buradan başka bir kelime işte Bands kategorisine tıklarsanız bu kelimelerin değiştiğini göreceksiniz. Burada da farklı farklı anahtar kelimeler oluyor. Bunların şu yanlarındaki artı şu işe yarıyor. Şunların üzerine tıklarsanız işte herhangi bir tanesinin Bunları böyle aşağıya burada sizin için topluyor, minik bir havuz oluşturuyor. İşte mesela bu kategoride de kullanmak istediğiniz birkaç anahtar kelime var diyelim. İşte ne bileyim ben. Bu olsun. Solid silver vesaire vesaire. Bunların hepsi burada böyle minik bir havuz oluşturuyor sizin için. Buradan da copy keywords dediğinizde de bunların hepsi kopyalanıyor. Burada kontrol A, kontrol V derseniz buraya kopyaladığınız anahtar kelimeleri alıp not defterinize veya çalışma alanınıza yapıştırabiliyorsunuz. Böylece çok hızlıca anahtar kelimeler üretebilirsiniz veya rakipleriniz neler yapmış bunlara bakabilirsiniz. Bunun dışında şunları kapatalım şimdi. Bunlar da işimiz bitti. Geriye bir özellik daha kaldı. O da bu SS yani Shop Search. Buna tıkladığınızda ise bu mağazanın adı buton sijevli veriymiş. İşte şurada gördüğünüz gibi bu ikona tıkladığınızda da buna tıkladığınızda şey yeni sekmede açıyor. Buton sijevli mağazasının detaylarını görebiliyoruz. Burada şöyle ilk baktığınızda çok bir şey göremezsiniz. Burada görecekleriniz işte mağazanın kaç tane listingi varmış, bugüne kadar kaç review almış, bulunduğu ülke, işte mağazanın kuruluş tarihi vesaire vesaire gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda ise sihir burada gerçekleşiyor. Bu kısım biraz yavaş çalışıyor. Bu kısım yavaş çalışmasının sebebi şu. Bu da most liked Product diye kısımda bu mağazanın şuradan göstereyim. Bu mağazanın en çok beğenilen ürünlerini, daha doğrusu favorileri alınmış ürünlerin listesini görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi işte 1768 günden beri listelenmiş. Bugüne kadar 23 bin defa favori. Oldu. Most used tag dediğimizde de bu mağazada en çok kullanılan anahtar kelimeleri görüyorsunuz. Yani bu mağazanın bu mağazadaki bütün ürünleri tool için içine indirip bunların içinde en çok kullanılanları listeliyor. Bunlar da işte bulmuş. Real Flower Jewelry, Bridal Jewelry vesaire vesaire. Bunlardan herhangi birine tıkladığınızda burada bu anahtar kelimeyi kullanan ürünleri görüyorsunuz. Başka bir tanesine tıklarsanız bunlar değişiyor. Burada gördüğünüz gibi işte farklı farklı anahtar kelimeler farklı farklı ürünlerde kullanmış. Eğer işinize yarayacağınızı düşünüyorsanız işte buradan linkini şu link etsi linke tıklarsanız bu ürün açılacak. Most Reviews dediği ise bunu benim bildiğim kadarıyla yapan başka bir tool yok. Eğer varsa size yazarsınız yorumlar kısmına. Burada şu işe yarıyor. Bu mağazanın yıllar içinde aldığı reviewleri filtre edebiliyorsunuz. Genelde biz hep şunu tavsiye ediyoruz işte. Eğer bir, kendinize bir rakip mağaza belirlediyseniz bu mağazanın aldığı negatif yorumları inceleyin ve siz bunları optimize ederek daha iyi bir satış tecrübesi kullanıcılara sunmaya çalışın. Bunu eğer bire getirirseniz bu mağazanın aldığı bir yorum ve bir yıldızlı yorumları görebilirsiniz. Bazen burada olduğu gibi müşteriler 5 yıldız vereceğim derken bir yıldız veriyorlar. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse müşteriyle iletişime geçin genelde düzeltiyorlar. Ama diğerlerine bakacak olursanız bu farklı bir dil yazmış, Fransızca sanırım. İşte burada ürünü çok beğenmediğini söylemiş vesaire vesaire. İşte bunu da şöyle dersiniz mesela bu mağazanın aldığı 3 ila 4 yıldızları bana filtre derseniz bunları da filtreler tools'u sizin için. Geriye geldik en önemli özelliği. Buradan isterseniz bunları yıllara göre de dizelleyip filtreleyebilirsiniz. Yani 2019 2020 yılları arasında 4 ila 5 yıldız aldığı review'ları veya bu yıllarda pek almamış 2021 2022 yıllarında aldığı şöyle 5 yıldızları da görebilirsiniz. Review'ları inceleyebilirsiniz. Buraya artık neyi görmek istiyorsanız ona göre siz kendiniz filtre edebilirsiniz. Most common product aslında bu en çok review alan ürünler. Bunun adını değiştirmeyi unutmuşuz sadece. Muhtemelen yakında değiştiririz aklınıza gelince bir daha. Bu şu işe yarıyor. Bu mağazanın en çok review aldığı ürünler. Yani bu mağazanın bugüne kadar bu üründen şöyle tıklayacak olursak şöyle bakalım. 186 tane review almış yazıyor. İşte bu izni, tools ile 186 tane review aldığını size söylüyor. Bu şeyi şu, buradan şu bilgiyi elde edebilirsiniz. Bu mağazanın en çok sattığı ürün bu. Yani bu mağaza bu tonsu mağazası en çok bu üründen satmış. Çünkü genelde insanlar satın aldıkları ürünleri review yazma eğiliminde oluyorlar. Buradan böyle bir kıstas yapabilirsiniz. İşte burada 183 diyormuş. Burada da 183 tane bu ürünün review aldığını işte etse görebiliyorsunuz. Buraya nereden gelmiştik? Keyword search kısmından. Buradan böyle isterseniz sayfalarca dolaşabilirsiniz. Bu evet Jewelry kategorisindeydik. Bu kategoride muhtemelen şu burada 4 yazdığına bakmayın. Burası muhtemelen binlerce sayfa siz gittikçe gelecektir. Bazen bu kısımlar yavaş çalışabiliyor. Çünkü burada yaptığı iş şey şu. Gidip bu ürünleri sizin için ürünleri listeliyor. işte. bu ürünlerin review'larını vesaire gösteriyor. 6. sayfa derseniz vesaire vesaire. Böyle binlerce sayfa dolaşıp neler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama böyle binlerce sayfalar böyle binlerce sayfa dolaşmak yerine her ne yapmak istiyorsanız veya arama kriterleriniz tam olarak neyse bunları filtrelerden biraz daha daraltıp ona göre arama yapabilirsiniz. Eğer yeni bir mağaza açıyorsanız mesela bunlara benzer herhangi bir ürün satıyorsanız ben sizin yerinizde olsam sadece 2022, 2022 yılında bu mağazanın aldığı eee 2020 yılında kullanıcıları etkileşime girmiş ürünleri alırdım. Veya power sayısı işte 100 ila 500 arasında olan ürünleri gibi böyle aramaları daraltıp buna göre aramalar yapardım. Yoksa burada günleriniz geçer. Buradan epey bir zaman harcayabilirsiniz. Aa, keyword search ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Son olarak da Tulsun'un ana sayfasına geldiğinizde de Chrome extension var. Buradan Chrome extension'a e tıklayıp. Chrome extension'ı kurabilirsiniz. Ben burada size anlatım yapabilmek için yeni bir tarayıcı açmıştım. Yeni bir tarayıcı sekmesi oluşturdum ama şuradan görürsünüz işte bakarsınız Tulsi'nin extension neler yaptığını. Aslında keyword sayfası gördüğünüz bilgilerin hemen hemen hepsini de extension ile yapabiliyorsunuz. Tulsi keyword search ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu anlattıklarımı size kendi tecrübeleriniz veya kendi ürünlerinize bakarak çeşitlendirebilirsiniz. Umarım Tulsi'yi beğenirsiniz. Eğer Tulsi ile geliştirilmesini istediğiniz veya eklenmesini istediğiniz herhangi bir özellik varsa veya herhangi bir hata alırsanız bunu lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz bizim için çok iyi olur. Biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz sürekli. Biraz yavaş ilerleyen bir süreç ama elimizden gel, geldiğince de e, sizin isteklerinizle Tulsi'ye eklemeyi planlıyoruz. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bol satışlar.